Değerli Ordu Yorum takipçileri, dün Ordu'da 230 gram ekmek 2 liradan satıştaydı. Bugünden yani 28 Ekim 2021 Perşembe gününden itibaren ise 250 gram ekmek 2,5 liradan satışa sunuldu. Vatandaş tabii kendi giderlerini kendi cebine hesaplıyor, düşünüyor. Fırıncılar da aynı şekilde ve fırıncılar diyorlar ki bizim çok fazla artan maliyetlerimiz var. Un fiyatından yakıta kadar, enerjiye kadar her şeyimiz arttı. Vatandaş da benim gelirim artmıyor diyerek haklı olarak serzenişte bulunuyor. Ve daha kötüsü fırıncılar diyorlar ki bu geçici bir artış yılbaşından sonra çok daha başka artışlarda gelebilir. Bunu Ordu sokaklarında birkaç vatandaşımıza da sorduk. Bakalım neler söylemişler. Zor yani, pahalı yani, 2,5 lira 10 gram artmış, 10 gram bir şey ifade et. 20 gram mı? Gramını artırması da aynı fiyatta kalsa bence daha mantıklı değil miydi? Oo, o zaman kötü. O zaman yılbaşından sonra artacaksa kötü yani. O ne bileyim yani, milletin işi zor yani. Ekmek zaten evin gıda maddesi, birinci maddesi ekmek. Ekmek olmadan zaten çay da içemiyorsun, yemek de yiyemiyorsun. Yani zor yani. Çok ekmek yemek de iyi bir şey değil. İlla bir şeyler yiyeceksin yine. Az da olsa yiyeceksin. Ama dar geliri bir aile için zor. Bundan 4 kişinin üzerindeki bir aile için zor. Marketçi artırıyor, fırıncı artırıyor, kömürcü artırıyor, doğalgazcı artırıyor, elektrikçi artırıyor. Ne olacak bakalım. Boyacılık yapıyorum. 2-3 lira da öyle olsa 5 lira eve de kira vermiyorum. Yani zar zor. Yani geçinemiyorum yani. Allah, kimseye muhtaç değiliz ama zor. Zaten hayatımızın şeyi yani, hepsi zam yemiş. Dün markete gittim ben, sıvı yağ aldım yani. En ucuzu 75 liraya kadar çıkmış yani. Hepsi artmış. Pazara gittik, pazar da artmış. Allah sonumuzu hayır etsin. Her şey aşırı arttı yani. Ekonomi düzelmesi lazım. Ekonomiden kaynaklanıyor her şey. Pahalı ya, ne düşüneceğim? Her şey başını almış gitmiş, pahalı. Vatandaşı görüyorsunuz halini. Fırıncılar her zaman kar ediyor ya. Bahane. Fırsatçılık bu. Yazık değil mi bu vatandaş? 2,5 lira ekmek. Yalan söylüyorlar. Hep yalan söylüyor valla. Unun çuvalı kaç lira? Bir çuvalından çıkıyor 320 tane ekmek. Un fiyatları 160 lira. Çuvalı 160 lira 50 kiloluk un. 320 tane ekmek çıkarıyorlar. Ekmeğin gramını düşürdüler. 2,5 lira fiyat. Utanmaz, ağırlanmaz insanlar. Ekmeği al git evde dart. Bak kaç gram geliyor. Maaşım yetmiyor. O konuda yalan söyleyemem. Maaş yetmiyor. Sırf kendilerine, hükümette de kabahat var. Hükümette sırf kendine zam yapıyor. Vatandaş hiçbir zam yok. Memur, işçi, hiç düşünen yok. Sayın Cumhurbaşkanı konuştukça dolar artıyor. Çünkü dolar babası onlar. Kimsenin doları yok. Vatandaşın üstünün altındaki doları boşalttırdılar. Kendileri istediği gibi kullanıyorlar. Her şeyi o biliyor. Teç adam olduğu için kimse müdahale edemiyor. Ne derse o. Türkiye, koskoca Türkiye Cumhuriyeti bir teç adamın yönetimine kalmış. En doğru çözüm parlamenter sistem. Yargı bağımsız. Adalet yok Türkiye'de. Yargı bir kere başta bağımsız olacak. Hak, hukuk, adalet herkese aynı olacak. Bunlar böyle değil. Adalet sene var, bana yok. Bir sürü hırsızlık oldu. Hiçbir yargının, bir savcının, bir hakimin ise soruşturma açması yok. Böyle adalet mi olur ya? Adalet konusunda adalet yok. Bunlar da işte yargısız, bağımsız olmadığı müddetçe her şey zama yansıyor.